Merhaba arkadaşlar, Hızlı Kaleme hoş geldiniz. Bu hafta sizlere matik dersinde nasıl çalışılması gerekiyor, bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Matiki bizim için ne kadar önemli, kaç tane soru çıkıyor ve bu sorular hangi konulardan geliyor? Eğer biz amacımızı, yolumuzu bilirsek o yolda daha rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi öncelikle arkadaşlar sayısal bir öğrenci için matiki dersi olmazsa olmazların başında geliyor. Yani 40 tane matematik ve geometriden oluşan matematik bölümü var. 40 tane de fizik, kimya, biyolojiden oluşan fen bilimleri kısmı var. Bu 40 tane matematiğin arkadaşlar, matematik geometri kısmının işte 28 ve 25 civarı matematikten, 12-15 civarı da geometriden gelmektedir. O yüzden mutlaka matikiyi çok iyi yapabiliyor olmanız lazım ki hedeflerinize ulaşabilin arkadaşlar. Şimdi hangi konuya ağırlıklı olarak çalışmamız gerekiyor ve ne şekilde vakit ayırmamız gerekiyor? Şimdi AYT sizin alanınızla alakalı bir sınav olduğu için olabildiğince sizi bu sınavda zorlayacaklardır. 3 saat süre verecekler ve 80 tane sorunuz olacak ve 3 saatte bu 80 tane soruyu çözeceksiniz. Alan sınavı olduğu için arkadaşlar olabildiğince bilgi ağırlıklı ve sizi zorlayıcı sorular gelecektir. Yani arkadaşlar sizin matikiyi çok iyi yapmanız gerekiyor. Hedeflerinize ulaşabilmeniz için bunu bilmeniz ve bunun farkında olmanız lazım. Peki hocam biz matikiye çalışırken nasıl çalışacağız? Eğer zayıf bir öğrenciyseniz, matematikte eksikliğiniz varsa mutlaka konuları öğrenmeniz gerekiyor. Konuları öğrenmeden bu iş olmaz. Video anlatımını izleyebilirsiniz. Okuldaki hocalarınızdan öğrenebilirsiniz. Onlar anlatacak arkadaşlar. Siz notunu alacaksınız. O dersin, o konunun özelliklerini öğreneceksiniz ve bu şekilde yola başlayacaksınız. Yani olmazsa olmazların başında not almak geliyor. Video anlatımını izlediniz ya da hocanız anlattı, siz not almadınız. İlerleyen süreçlerde o konuyu hatırlamak için tekrar geri dönüp baktığınızda elinizde not olmadığı için arkadaşlar nasıl hatırlayacaksınız? Zaman kaybı olacak. Tekrar video izlemek zorunda kalacaksınız. Ya da tekrar birini anlattırmak zorunda kalacaksınız. O yüzden mutlaka not almanız gerekiyor. Zayıf düzeyde bir öğrenci video dinledi, öğretmeni anlattı, notunu aldı. Ardından örnek soru çözümünü çözmesi gerekiyor. Örnek soru çözümleri şurada bizim işimize yarayacak. Sen o soruya nasıl yaklaşılması gerektiğini öğreneceksin örnek soruyla. Eğer direkt soru çözmeye başlarsanız yanlışlarınız çok fazla olacağı için bu sefer çalışmak istemeyeceksiniz. O yüzden örnek soruyla başlamak her zaman daha mantıklıdır. Soruyu kapattınız, çözmeye çalıştınız, olmadı. Örnek soru çözümünde baktınız nasıl çözülmüş, oradan yolunu öğrendiniz. Bu şekilde arkadaşlar belli bir seviyeye geliyorsunuz. Ardından sıra geldi basit düzeyde bir kaynak bitirmeye. Basit düzey diyorum arkadaşlar, orta düzeyle lütfen başlamayın. Hiçbir şey bilmiyorsanız eğer matematikte mutlaka basit düzeyle başlayın ki aşama aşama ilerleyeceğiz. Yani bir anda netlerimizin artması, bir anda matematikte çok iyi olmayı beklemeyin. Matematik birazcık sabır işi. Yani negatif yaklaşmayacaksınız. Ben yapabilirim düşüncesiyle olumlu bir şekilde başlayacaksınız. Sabırlı olacaksınız ve kurallar neyse onu yerine getireceksiniz. Ondan sonra da arkadaşlar netlerinizin artmasını bekleyeceksiniz. Yani bu zamanla olabilecek bir süreç. Notu aldınız, soru çözümlerini yaptınız, örnek soru çözümlerini yaptınız. Ardından geldiniz basit düzeyde bir kaynak çözme. Açtınız arkadaşlar konuyu, onunla alakalı soru çözdünüz. 20 tane sorudan 10 tanesi doğru çıktı, 10 tanesi yanlış çıktı. Olabilir, mutlaka yanlışlarınız olacak ama buradaki amaç zaten bizim o konuyu öğrenmemiz değil mi? Yaptığınız yanlışların doğru cevaplarını öğreneceksiniz ve bu şekilde belli bir seviyeye gelebileceğinizi düşünüyorum. En azından matiki anlamında 10 net 15 net civarı yapabilirsiniz eğer bu şekilde bir yol izlerseniz. Hocam ben daha iyi olmak istiyorum. Ben çok kötü durumda değilim. Çok fazla konu eksikliğim de yok. Orta seviyede bir öğrenciyim. Konuların bir kısmını biliyorum, bir kısmını bilmiyorum. O zaman nasıl bir yol izleyeceğim? O zaman da şöyle bir yol izleyeceğiz. Eğer sen orta düzeyde bir öğrenciysen hangi konuları biliyorsun, hangi konuları bilmiyorsun? Bunun farkında olman lazım. Bildiğin konuya zaten ekstra bir daha çalışmana gerek yok. Evet, onunla alakalı soru çözmen yeterli. Ama bilmediğin konuları mutlaka öğrenmen lazım. İşte bilmediğin konuları öğrenmekle başlıyorsun. Videonun anlatımını izledin ya da dinledin ya da ne bileyim bir öğretmen arkadaştan onunla alakalı yardım aldın. Notlarını aldın, konuyu öğrendin. Konuyu öğrendin, ardından sıra geldi soru çözme işlemine. Şimdi sen orta düzey bir öğrenci olduğun için direkt gidip basit kaynak çözmene gerek yok artık. Çünkü zaten senin belli bir temelin var, belli bir seviyedesin. O yüzden orta dereceli bir kaynak çözmen senin için yeterli olacaktır.
orta dereceli bir kaynak çözüyorsun. Yine aynı şekilde yapamadığı soruları mutlaka öğreniyorsun. Vaktin kalmışsa hocam iyi ilerliyorum, iyi gidiyorum diyorsan ardından zor düzeyli bir kaynakta çözebilirsin. Yani senin için eksik konuları tamamlamak, orta düzeyde bir kaynak bitirmek ve zor düzeyde bir kaynak bitirmek yeterli olacaktır. Matematikte konu eksikliği olmayan, ya hocam benim çok fazla konu eksikliğim yok, orta dereceli bir kaynakta bitirdim, konu taraması da yaptım ama yine 20'nin üzerinde net yapamıyorum. 20'nin üzerine çıkmak istiyorum, hatta full'e yakın yapmak istiyorum. O zaman ne yapmam gerekir? Mutlaka arkadaşlar 1-2 tane kaynak taramış olmanız gerekiyor. Nasıl kaynak tarayacaksınız? Yani gidip bölüm bölüm çözmenize gerek yok. İşte rasyonel sayıları çalıştım, onunla alakalı soru çözdüm. Ya da trigonometriye çalıştım, gittim onunla alakalı soru çözdüm. Yapmayın arkadaşlar. Her ünitenin mutlaka ilk testini çözün. Her ünitenin ilk testi, işte birinci ünitenin ilk testi, ikinci ünitenin ilk testi, üçüncü ünitenin ilk testi. Bu şekilde 1-2 tane kaynak bitirmeniz sizin için yeterli olacaktır. Ama en önemli kısım deneme sınavları. Yani kendinize bol bol deneme yapmanız gerekiyor ve bu denemelerde olabildiğince farklı kaynaklardan, farklı denemelerden yararlanmanız gerekiyor ve yapamadığınız soruları öğrenmeniz gerekiyor. Eğer o yapamadığınız sorularla alakalı ya da yapabildiğiniz sorularla alakalı kısa yollar varsa onları da öğrenirseniz arkadaşlar full'e yakın yapmanız artık sizin için kaçınılmaz olacak. Denemeler full yapmak isteyen öğrenciler için deneme çözmek çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Olabildiğince fazla deneme çözmeniz gerekiyor ve mutlaka yapamadığınız soruların doğru cevabını öğrenmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız emin olun başarı sizin için kaçınılmaz olacak. Matiki ile ilgili arkadaşlar ekstra şunu söylemek istiyorum. Şimdi matiki dersi AYT sınavında sizin alanınız olduğu için sorularda ayrıntıya iniyorlar. Sorularda ayrıntıya inildiği için arkadaşlar o konuyu %60, %70 oranında değil, olabildiğince %90 oranında öğrenmeye çalışın ki çünkü zor sorular karşınıza gelecektir. Zor soruları yapabilmeniz için en ince ayrıntısına kadar o konuyu öğrenmeniz gerekiyor. Yani hocam ben öğrendim işte %60 biliyorum, benim için yeterli olur mu? Full yapmak isteyen arkadaşlarımız için ya da çok iyi netler çıkarmak isteyen arkadaşlarımız için maalesef yeterli olmaz. Ayrıntıya inmeniz lazım. O konuyu detaylı öğrenmeniz lazım. Matiki'de başarılı olabilmeniz için. Eğer söylediğim teknikleri uygularsanız arkadaşlar ve sabırlı olursanız, ön yargıyla yaklaşmazsanız emin olun başarı sizi yakalayacaktır. Lütfen matematikten korkmayın. Korkarak yaklaşmayın. Bu şekilde olursa emin olun hepiniz başarılı olacaksınızdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.